Sevgili basın mensupları ve diğer değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bizlere bu toprakları vatan yapan, dünya tarihini yeniden yön veren Malazgirt Zaferi ilk defa beyaz perdeye taşınıyor. Ben de bir aktör olarak her aktörün kariyeri boyunca oynamak isteyeceği büyük tarihimizin şanlı karakterlerinden, kahramanlarından ve liderlerinden biri olan Sultan Alparslan'ı oynamaktan çok büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Bizler bu filmi 2,5 yıl öncesinde 2019 yılında çektik ve tamamladık. Fakat hepimizin bildiği gibi dünya bir pandemi sürecine girdi. Bu süreç her sektörü etkilediği gibi sinema sektörünü de çok büyük sekteye uğrattı. Dolayısıyla filmimiz ertelenerek bugünlere kadar geldi ve nihayet bugün seyircisiyle buluşuyor. Ben de izleyicilerle birlikte ilk defa filmi izleyeceğim. Dolayısıyla ben de çok heyecanlıyım. Bizlerle birlikte heyecanımızı paylaşmaya gelen herkese, tüm oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, yapımcımıza, tüm kamera arkasına, tüm set ekibine, Sayın Başkanımıza, Sayın Genel Müdürümüze ve sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada efendim, hazır sizdeyken mikrofon. Çekimler Konya'da oldu. Bu süreç nasıl geçti? Bunun için çok önemli bir karakteri canlandırdığınız için ayrı özel bir eğitim aldınız mı? Biz biliyoruz ama bilmeyenler için de yani biraz detaylandırırsak sevinirim. Çekimlerimiz 7-8 hafta kadar Konya ve İstanbul'da sürdü. Tabii ki Konya'da büyük bir çoğunluğunu çektik. Gerçek mekanlarda çektik. Biraz program aksamasından dolayı biraz çekimlerin başlaması uzun sürdü ve kış aylarına kaldık. Dolayısıyla bundan dolayı biraz Konya soğunu bilir herkes herhalde. Ondan dolayı biraz zorluk çektik. Fakat genel itibariyle çok keyifli geçti çekimlerimiz. Ben de ufak tefek sakatlıklar yaşadım. Filmin açılış sahnesinde, aksiyon sahnesinde arkadaşımızla timingi zamanlamayı çok yapamadığımız için elinden kılıcı kaydı ve aslında çok büyük bir kazadan ben kırpayı kurtuldum. Allah korudu diyebilirim. Kılıç zırhımı deldi ve kaburganın tam üstüne saplandı ucu. Fakat bu kadar zorluğa rağmen çok güzel bir film yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyicimiz, seyircimiz de bunu beğenir ve hakkı olan değeri verir diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Öncelikle herkes hoş geldi. İlgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim aslında. Alparslan 1000 yıl önce bir rüya gördü. Anadolu'ya gideceğim dedi. Anadolu'ya geldi ve 1000 yıldır Türk milleti bu tarih dönüm noktasını konuşuyordu. Bu tarih dönüm noktası artık beyaz perdeye taşınması vakti çoktan da gelmişti. Bize vesile oldu. Oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime, yönetmen arkadaşım Özgür Bakar'a sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah seyircimiz de beğenecektir. Bundan sonra Cuma gününden itibaren seyircimizle birlikte sinemalarda buluşmaya başlayacak hepimiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. İnşallah beğenecekleri bir eser ortaya çıkardık. Takdirlerini artık sinemaya giderek göstereceklerdir diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben öncelikle Hilal Kalyoncu, yönetmenimiz Özgür Bakar teşekkür ediyorum. Çünkü bize oyuncu olarak bir sinema filminde aylar öncesinden çalışma fırsatı verdiler. Hem tarihimizi araştırma hem de eğitim çalışma açısından. Bu bir oyuncu için Türkiye'de önemli bir şey. İkincisi hem Doğu Roma İmparatorluğu'nun çöküşü hem de bizim gerçek anlamda Anadolu'ya girişimiz Alparslan'la birlikte bunun benim bildiğim kadarıyla sinemada ilk kez oluyor. Bir aktör olarak bu projenin içinde yer almak, karşı tarafta 4. Ramonus, Roman Diyojen İmparatoru da olsa benim çok onura etti. İnşallah gişede de gereken ilgiyi ve başarıyı karşılığını alır. Ben alacağını da biliyorum. Teşekkür ederim.
tabii ele aldığımız konunun bu destan önemini bilerek, kavrayarak çok titiz çalıştık. Ben hep şunu söyledim. İlkokuldan beri biz Malazgirt'te okuyoruz. Türklerin Anadolu'daki ilk başlangıç noktası olarak. Alparslan'ı biliyoruz, Diyojen'i biliyoruz. Ama bundan sonra çocuklar okurken biz, yani film öyle bir noktaya gelsin istiyorum ki efsaneleşmesi anlamında. Bundan sonra Alparslan dedikleri zaman insanların gözünde Cengiz gelsin. Yani Diyojen dedikleri zaman Caner gelsin, biz gelelim, filmimiz gelsin. İnşallah böyle bir nesillere kalacak bir eser yapmış oluruz. Senaryosuyla, tekniğiyle, efektiyle güzel bir iş çıkarmış düşünüyorum. İnşallah seyirciler karşılığını verir. Yani yapımcımızın, yönetmenlerimizin de dediği gibi bu gerçekten tarihe yeniden yön veren bir zafer ve bu zaferin en büyük mimarı olan Sultan Alparslan ve silah arkadaşları, onlara ruhları şad olsun diyorum. Ben de tekrarlıyorum, gerçekten bu rolü, Sultan Alparslan rolünü her aktör gibi ben de diğer tarihimizin gerçekten büyük, şanlı, başarılı ve büyük komutanları ve liderlerine oynamak istediği gibi ben de gerçekten Sultan Alparslan'ı oynadığım için gerçekten çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Tekrardan ben de buradaki herkese geldikleri için, bizimle heyecanımızı paylaştığınız için, yönetmenlerime, birer kalbimcilerime, gün bakarına, oyuncu arkadaşlarıma, kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, set çalışanlarına ve bu projenin buraya gelmesine, ortaya çıkmasındaki payı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.